Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle bir arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Kendisi 5 sene önce, hatta şu anda 6 sene oldu. 6 sene önce Türkiye'den çıkıyor sırt çantasıyla Asya'ya geliyor ve 6 senedir de hiç Türkiye'ye gitmeden Asya'da ve bugün artık 6 sene sonra tekrardan yollarımız kesişti. Ben şu anda Tayland'dayım, Pangga'da bir otelde çalışıyorum ve kendisi de ziyaretime geldi. Ve birazdan yola devam edecek ve gitmeden önce kendisiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Kankam hoş geldin. Ay merhaba. Nasılsın kankacığım? Kankacığım, öncelikle kameranı temizlemen gerekiyor galiba, yoksa bu böyle mi? Yok, sıkıntı yok. Okey mi? Okey. Merhaba, merhaba. Tekrardan ben Okan. 6 yıldır yoldayım. Evet, tam 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Türkiye 6 yıldır da görüşmüyoruz. 5 yıl oldu. Aynen. Senle de yaklaşık 8 yıldır falan tanışıyoruz herhalde. Evet, evet, tanışıyoruz. Aynen. Biz Derviş'le simit tezgahında tanışıyoruz. Tabii daha önce yolda falan da karşılaştık. Sen hatırlamıyorsun ama en son doğuya giderken benim çadırımı alıp gitmiştin. En son o zaman görüştük. Ya çadırı bırakırken ya çadırı alırken. O zaman görüştük. Olabilir. Ve çok uzun zaman sonra şu anda da Tayland'da Pangga'dayız. Kendisi bu gece aynen misafirim oldu. Tekrardan yola koyulacak. Yola koyulmadan önce kendisini biraz gezdirmek istiyorum. Pangga'da bu arada Phuket'e yakın. Şimdi evet, insanlar Pangga'yı bilmeyebilir. Çok popüler bir yer değil. Böyle ormanın içinde bir alandayız. Evet. Phuket'e yarım saat, Krabi'ye yarım saat uzaklıkta ortada kalan bir bölge. Ve James Bond adası için popüler olan bir bölge. Ben burada çalışıyorum, burada işletmecilik yapıyorum. Okan'da Phuket'ten Krabi'ye geçerken dedim ki mutlaka uğra. Bir selam vereyim dedim. Evet, abi, selamını verdi. Hızlıca kaçıyor, kalmıyorum. Kalmıyor. Şimdi birazdan kendisiyle sohbet edeceğiz. Merak ediyorum, 6 senedir ne oldu? Pandemide burada kaldı, para durumunu nasıl halletti? Bir sürü soru var aklımızda. Birazdan yola koyulacağız. Yolda birazcık sohbet edeceğiz. Hazırsanız video başlıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet kankam, tekrardan hoş geldin. Selamun hello. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Beni ben alayım. Çok, evet, daha iyi olun. Daha sağlıklı olun. Derviş diyor ki kardeşim diyor, hem diyor elimde kamerayı tutup hem arabayı kullanmak istiyorum. Dedim ki hiç gerek yok. Ver bana. Ben hem kendimi tanıtıp hem anlatırım. Evet. Daha güvenli olur. Şimdi sen sor, ben anlatayım. Ben bilmiyorum şu an ne konuşmam gerekiyor, hiç bilmiyorum. Şimdi gezginden hayatını merak ediyorlar. Şu an garip hissettim kendimi. Ediyorlar. Kamerayı alınca utandım. Önce, sen de YouTube yapıyorsun. Alışkın abi, olman lazım. Benim kameram ne değil ya. Doğru çevirirsen. Benim kameram olmadığı için biraz garip hissettim kendimi. O yüzden. Kanka sen önce şimdi bir tanıyalım. İnsanlar tabii diyordur ki kim bu? Evet, ben Okan Arslan. 30 yaşına girmek üzereyim. Evet, gel sonra. Tabii bunu konuştuk ne yapsak diye. Batmanlıyım. Çanakkale'de üniversite okudum. Tabii o süreçte de Türkiye'yi geziyordum. Türkiye'nin hemen hemen tüm şehirlerine gittim. 25 yaşına da girmeden önce dünya turuna çıktım. Aslında bir Avrupa'ya başvurdum. Red alınca vizeden arkadaşlarım Schengen vizesine mi başvurdun? Evet, evet. Sonra arkadaşlarım dedi ki Asya'ya git. Yani evet, sana Avrupa vize vermiyorsa Asya'ya git. Asya gerçekten çok güzel. Tamam dedim. Sonrasında Asya'ya geldim ve şimdi 6 yıldır buradayım. Türkiye o süreçte evet, sadece şöyle mi tutmam aynen lazım? Bak işte diyorum ya, o yüzden bilmiyorum. Onun kamerası. Aynen. Türkiye'de en son bir 5 yıl önce falan döndüm yaklaşık olarak. O zaman da sadece 1 ay kalmıştım. Yani toplamda 6 yıldır yoldayım. Evet, Asya'dayım. Asya'dasın hatta. Özellikle. Evet, Asya'dayım. 3 yılda bunun bir pandemi süreci var. Yani ya o pandemi dönemini ben çok sormak istiyorum. Çünkü tabii ben Malezya'ya geldiğim zaman bir ay sonra pandemi patladı ve biz ülkeye kaçar gibi gittik ve benim çoğu arkadaşım da yardım uçaklarıyla ülkeye döndü. Sen o dönemde neredeydin? Ne oldu pandemi döneminde? O dönemde Asya'da birçok insan vardı. Hong Kong'da olan vardı, Japonya'da dediğin, Malezya'da, Tayland'da. Şimdi her ülkenin kendi izlediği bir politika vardı yabancılara karşı. Türkiye'de kalan yabancılar da vardı. Evet. Onlarla konuştuğumda hatta şey demişler, vizemizi uzatmışlar bir süre. Ben o süreçte Tayvan'daydım. Tayvan hükümeti bize ne kadar kalacağımızı söylemediler. Ama biz orada 3 yıla kadar kaldık. Her ay vizemizi uzatıyordular. 1 ay, 2 ay, 1 ay, 2 ay. Orada da düzenli bir hayatımız yoktu. Ben ve birkaç arkadaşım vardık orada. Ve hükümet vizemizi uzatmaya başladı. Toplamda bir 3 sene kaldık. Peki, güzel de geçti. Sen olacağını biliyor muydun yoksa? İşte bilmiyordum. O yüzden uzatıyordun değil mi? O yüzden dedim ya, düzenli bir hayatım yoktu. Orada da sürekli seyahat halindeydim.
bilseydim belki biraz daha düzenli bir hayat oturturdum orada. Ama o seyahat halinde olmak da güzeldi. O bilinmezlik biraz insanı yoruyordu aslında, yordu da. Böyle 3 yıl geçti. Senin tanıdığın kadarıyla sen daha böyle plansız gezen. Bir anda sabah mesela Krabi diye uyandık. Evet. Şu anda Bangkok'a doğru yola koyulacaksın. Evet. Bir anda fikirleri değiştir ve tamamen spontane takılan birisin. Biraz öyleyim. Şu an Bangkok diye gidiyorum ama yolda herhangi bir yerde de kalabilirim. Evet, değiştirebilirim. Kolum da yoruldu bu arada. Evet, zor dur. Dur, böyle dursun. Elim tamam. Böyle iyi mi? Aynen. Acı normalde WhatsApp sohbetlerinde şuraya koyuyorduk ne güzel. Yani şu anda aparatımız olmadığı için böyle zorlanıyoruz ama gördüğünüz gibi zor şartlarda çekimler yapıyoruz. Tamam, peki çekimlerle aran nasıl şu anda? Çekimlerle aran nasıl? Sosyal medyaya nasıl bakıyorsun? Ben çok tembelim bu konuda. Kendimi eleştiriyorum. Me too. O yüzden İçerik üretmiyorum. Aslında çok fazla içerik var. Elimde hazır bekleyen videolar da var. Ama ben videoyu çekmeyi çok seviyorum. Editleme konusu biraz beni yorduğu için biraz tembelim. Kendime kızıyorum o noktada ama bilmiyorum. Şu an için böyle gidiyor. O yüzden çok fazla bir şey yapmıyorum. Biraz da şey olabilir mi aslında? Böyle artık belli bir noktadan sonra kaldığımız ülkelerde her şey daha böyle sıradanlaşıyor. Her ne kadar insanlara her şey hala farklı gelse de, her paylaştığımız şey insanlara farklı gelse de, atıyorum şu anki yol bile bize o kadar artık alışmışız ki çekesimiz gelmiyor bir şeylere. Belki de böyle bir durum söz konusu. Olabilir, olabilir, bilmiyorum. Ben yani dediğim gibi tembelim bu konuda. Biraz da evet, sürekli yolda olunca, aynı ülkelere gidince sana her şey sıradan geliyor. Ama tabii yani insanlara sürekli bilgi vermek. Konuşamadım. Burayı kes kanka. Konuşamadım. Sıkıntı. Ne anlatıyorsun ulan sen bana? Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Adam Türkçeyi unutmuş ya. Abi ama Türkçeyle aran nasıl? Düşünsene abi. Şu anda yani her şeyi söyleyeceğim. Hayır dur. 6 yıldır yani Türkçe'de konuşmayınca ister istemez gerçekten bazı kelimeleri unutuyorsun. Ben bir senedir buradayım. Ben gerçekten artık yani bazı reaksiyonları İngilizce vermeye başladım. Bir sene önce mesela İngilizcem yoktu. Şu anda daha böyle hani konuşabiliyorum, insanlara derdimi anlatabiliyorum. O maalesef oluyor ve Türkiye'ye dönmeyi planlıyor musun şu anda? Yani yakın zamanda bir planım var. Evet, Türkiye'ye dönmek istiyorum. İster istemez uzun zaman oldu artık. Bir aile özlemi, arkadaş özlemi, Türkçe konuşma isteği. Kendi dilinde kendini anlatabilmek kadar gerçekten kıymetli bir şey yokmuş. İnsan bunu anlıyor. Yani sakın yanlış anlamayın. Dünyayı gezmek güzel, insanlarla iletişim halinde olmak güzel ama gerçekten insan kendi dilinde kendini daha rahat anlatıyor. İsterseniz en iyi şekilde İngilizce konuşun ama o bazı kelimeler vardır ya, o espriler karşı tarafa geçiremiyorsun onu. Esprilerin hiçbirini ben zaten geçiremiyorum. Artık yeni İngilizce espriler bulmaya başladım onların dilinde. Kendi esprilerimin hiçbiri burada para etmiyor maalesef. Yani değil mi? Ne kadar o dile hakim olursan ol, insanın kendi dilinde kendini anlatması kadar önemli güzel bir şey yok. Bu arada nereye gidiyoruz kardeşim? Sen beni müşterileri almaya gidiyor. Sonra seni zaten yol üstüne bırakacağım. Bak, yemin ediyorum bak arkadaşlar. Yani saat 11.37 geçiyor. Az önce arkadaş bana dedi ki seni yol üstünde bir yere bırakacağım. Şu an alakasız bir yere gidiyor ve bunu bana söylemedi. Kardeşim zamanın var mı yok mu? Var mı kardeşim zamanın? Var. Hemen bırakacağım. Yok zamanın var. Var mı zamanın? Peki ben sana benim vazgeçilmez sorumu sormak istiyorum. Öncesinde bir şeye bakmak istiyorum. Açığa mı bak? Yok okey. Bazen donuyor biliyor musun? Artık kameram eskidi. Para kazanamadığım için. Ya biliyorum. Para kazanamadığım için şey yapamadım. Ben sana benim... Açıklama yapmak istemiyorum. Pas geçiyorum bu ben, soru. Yok onu sormayacağım. Ben sana benim vazgeçilmez sorumu sormak istiyorum. Hazırsan. Yolla gelsin. Ne soracağım hiç bilmiyorum. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim? Bilmiyorum abi. Yani hayaller bence zaman ilerledikçe değişkenlik gösteriyor. Yani bir şeye ulaştıktan sonra daha farklı bir isteğin olabiliyor hayattan. Şu anda şey hissiyatı var mı peki? Yani, ya ben zaten her şeyi yapabilirim. Yani çok büyük hayallerim yok. Biliyorum ki istediğim her şeyi yapabilirim. İstediğim her şey devam et. Sözünü kesin. Bazılarının hayali mesela atıyorum Amerika'ya gitmek. Bazılarının hayali işte ne bileyim bir bankada müdür olmak. Ama bize göre artık belli bir noktadan sonra bir şeylerin sıradanlaştığını düşünüyorum. Yani hayal bilmiyorum ya.
Onun sınırı yok kanka, işte diyorum ya, sürekli değişen ve sınırı olmayan bir şey. O yüzden hani bugün farklı bir şey düşünürsün, farklı bir şey hayal edersin. Ona ulaştıktan sonra başka bir seviyeye geçer, anladın mı? Yani düne kadar, bundan öncesinde hep şey derdim, dünyayı gezmek istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum. Şu an Asya'dayım. Yani hayallerimden biri yakın zamanda Güney Amerika'ya gidip Güney Amerika'yı komple gezmek istiyorum. Evet, bu olabilir. Şu an için şey hayalim yani bu. Aslında uzun vadeli hayaller değil de hedefler diyelim. Hedefler, hani yani bu bir işte bir hedef. Yani bu, onu gerçekleştirdikten sonra başka bir şey istersin. Peki şu anda yerleşik hayat gibi bir düşüncen var mı? Yoksa yok, ne kadar hiç olmadı. Yok. Hiç düşünmüyorum, bilmiyorum. Bazı insanlar yerleşik hayata geçiyor. Bir seyahate çıkıyor. Hani Avrupa'ya gidiyor. Daha sonrasında diyor ki tamam, ben burayı sevdim ve ben burada yaşamak istiyorum. Benim şu an için öyle bir düşüncem yok. Zaten daha çok fazla ülke görmedim yani. 17 tane ülke gördüm. Hani bir gezip görmek lazım ki ondan sonra bir şeylere karar vermek lazım. Şu an için dekolte veriyorum, bakın poz. Şu an için kadın bunu söylemek için bir milyondu şu an. Tabii doğru. Dekolteyle. Şu an için çok erken bence. Hani bir yerde yerleşik hayata geçmek istiyorum demek için kendi adıma konuşuyorum. Ben daha 17 tane ülke gezdim. O yüzden çok erken. Belki ilerisi için olabilir ama şu an için düşünmüyorum. Anladım. Peki yolda böyle başına talihsiz olaylar geliyor mu yoksa? Yok abi, hiç yani böyle hatırlayabileceğim kadar az, yani öyle söyleyeyim. Zaten yolda otostop çektiğinizde bile sizi alan kişi ya işte çocuğu gurbettedir. Gerçekten öyle oluyor. Türkiye'de ben hep bunu görüyordum yani. Kadın şey alıyor arabasına, şey diyor, ya diyor benim de çocuğum diyor senin gibi işte aklıma çocuğum geldi de seni aldım. Ya da iyi niyetli biri alıyor. Yani yolda hiç otostopta böyle başına wow dediğin bir olay geldi mi? Benim mi? Ya benim geldi. Ben Vostos'ta Almanya'nın köyünde cebimde 50 euro ile motorum bozulmuş halde yolda kaldım. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Otostopta, otostopta başına hani tehlikeli bir şey geldi. Taciz, hırsızlık, hiçbir şey gelmedi. Ha, yani gerçekten çok azdır. Hiç. Benim hiç de hani gelmedi. Diyorum ya, hatırlayabileceğim bir olay yok. Yok. Ha, genelde hep böyle sürpriz dolu şeyler, ne sürpriz dolu derken yani beklenmedik olaylarla karşılaşıyorsun. Ha diyorsun ulan bu da mı olur? Bunu, çünkü biri alıyor seni, diyor ki şunu şuradan tanıyorum falan filan, diyorsun ki vay nasıl ya? Adam yani neredeyse akraba çıkacaksın. Yani diğer türlü bilmiyorum, otostopta şu kötü olayı yaşadım diyebileceğim çok az anım vardır yani. Çünkü millet hep paylaşıyor şu anda zaten sosyal medyanın bir de öyle bir gerçeği var. Yok beni taciz ettiler, yok çantamı çaldılar. Ya olabilir. Bunlar da olabilir. Yani yaşanmaz değil. Ama ben şimdi mesela Güney Amerika'dan bir tık endişeliyim. Asya'nın bu rahatlığından sonra. Ben bir tık sonra değil, Güney Amerika beni çok korkutuyor. Yani bir şimdi değil, evet. Belki oralarda bu olaylar olabilir. Yani işte gasptır, çantanızı çalarlar falan, otostopta başınıza olaylar gelebilir. Ama şimdi Asya için konuşursak, Asya gerçekten çok dingin ve rahat bir ülke. İnsanlar da çok güler yüzlü, sıcakkanlı. Hani buralarda bir şey yaşamadım ama bu dediğim, hani şimdi az önce dedin ya, insanlar yaşamış. Yaşamayacağımız anlamına da gelmez. Büyük konuşmayalım. Aynen. Öyle de bir şey var tabii. Güney Amerika bir tık daha farklı. Güney Amerika tamam. Güney Amerika konusu, ama Asya konusunda pek zannetmiyorum ya. Zannetmiyorum yani. Evet. Bu arada inelim. Evet, hadi geldik. Çok teşekkür ederim. Şimdi müşterilere almaya geldik. Arkada yemin ediyorum kolum yani kramp girecek. Kramp girecek. Zor. Konuşamıyorum. Zor şartlarda şimdi video çekiyoruz. Bu arada inmeden ben yavaş yavaş aslında videoyu da bitireyim. Zaten müşterilerimizi alacağız, sonra o konuyu yola bırakacağım falan. Zaten bir sürü işimiz var. İki arada bir derinde video çekmeye çalışıyoruz. Aynen. Kırmadı sağ olsun. Konuk oldu ve ayet gelsin. Biraz daha yakından tanımış olduk. Çünkü insanlar gezginleri merak ediyorlar. Nasıl geziyorlar vesaire falan. Çok teşekkür ederim. Son olarak bizi izleyenlere söylemek isteyeceğim şeyler var mı? Bir şey söylemek istemiyorum. Ben herkese teşekkür ederim. Videoyu izleyip kanala abone olursanız, Derviş de uzun zamandır yolda ve şu anki çıktığı süreçte biraz daha uzun bir seyahat olacak. Evet. O yüzden yorum yapıp
beğeni atarsanız ve desteklerseniz Derviş'i ben de sevinirim. Okan'ın da kanalı var. Okan'ın da kanalına abone olun. Açıklama kısmında zaten... Seyyah gözünden. Evet, Instagram'da Seyyah gözünden. YouTube'da da aynı mı? Aynen. YouTube, Facebook, bütün platformlarda Seyyah aynı. Seyyah gözünden. Takip edin, abone olun. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Hem de ücretsiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda artık başka bir ülkede görüşürüz Derviş. Görüşmek üzere. 6 sene sonra tekrardan buradayız ve pandemide mahsur kalan, 6 senedir Asya'dan çıkamayan Okan Aslan, kendine iyi bak, hoşça kal. Görüşürüz. Ciao ciao ciao.